Ya eksenge gözünü seveyim yine oturaydın. Böyle korsan taksi olduğumuz çok belli. Denedim Kartal. Gerçekten çok denedim ama olmadı. Mobese görüntüsü bile olsa seninle aynı karede yer almak istemiyorum. Ne olur beni anla bak birazcık anlayış ha. Sabah Ali abiyi gördüm. Yengeni görürsen bir sor bakalım benimle evlenir miymiş dedi. Hı? Ne dedin? Ya adam okey atakmalı der gibi evlenme teklif ediyor ya. Geldiğimiz günden beri bir gün aksatmadı. Efendi, ünlü bir sinemacımız ne demiş? Aşk tesadüfleri sever. Peki Ali Özdemir neler? Tesadüf diye bir şey yoktur bu hayatta Ömer Faruk. Bir de buradan sonra. Sen şimdi çorbanı güzel güzel iç, için ısıtır. Ben sana salata da yaptım. İçine soğan bile koymadım biliyor musun? Belki öpüşürüz diye. Niye öpüşelim be? Zevkine. İlle bir sebep mi olması lazım? Neyse dayanamayacağım. Of öyle yine mi evlenme teklifi? Ne o yüksük mü? Şükriye Duru. Divrik divrik olalı böyle yüksük görmeli. Bu yüksük anamındı. Anamındı mı? Ali ne oldu bir şey mi oldu Hamiyet ablaya? Yo doğuracak bekliyoruz. Anamındı dedin. Çaldım. Yani bildiğin çaldım lan senin için. Sonuçta evet dersen geline gidiyor. Kızmaz ellem. Ama yok hayır dersen akşam geri koyacağım yerine. Döşeğin arasından aldım. Ne diyor? Benimle evlenir misin? Ha? He de gitsin lan. Daha önce yapmadığımız şey değil yani. Anne! Anne! Ne var ulan? Su ver. En son 7 yaşında böyle istemişti. Kızı görmek için bahane bulamadım. Dart tahtası suratlı herif. Aa, duruların Şükriye, sen de mi buradaydın ya? Benim kuaförüm. Bak ne diyeceğim, hazır seni yakalamışken bir evlenme teklif edeyim de sonra araya kaynıyor biliyor musun? Benimle evlenir misin? Aynı yastığa baş koyar mıyız? Yastık olmasına gerek yok, kız baş sıkıştı yatarız. Yatak olsun yeter. Ters kaşık yaparız. Kızı sıkıştırma, istemiyor işte kız. Şükriye, evlen benden yanıyorum. Bak buraya ilk geldiğimizde dünyanın en soğuk yeriydi benim için Divriği. Ama şimdi ise iki tane klima taktırdım odama. Mecaz yapmıyorum kız, vallahi billahi yarıyorum lan. Ali! Ali sıkıştırıp sıkıştırıp evlenme teklif etme lütfen. Bakkaldan iki tane gittim, pudra aldım. Anamın yanına koşturma beni. İşelik oldu, pişik oldu dinliyorum lan. O derece yanıyorum ya. İyi o zaman ben gideyim. Birini sana bırakayım. Yanma da güzelim yanıyorum ben. Mendil salla. Ya yenge sen de ne anlatma düşkünüymüşsün ha. Anlat anlat bitmedi. Flashbackler sahneden uzun oldu. Tamam anladık. Herif her gördüğü yerde evlenme teklif ediyor. Ya bak adam dinlediğim YouTube şarkılarının yorumlarında evlenme teklif etmiş. Müzik kanallarının altyazılarında evlenme teklifleri var. Yenge. Tamam ya yeter. Ben Ali abiyi seviyorum ya adamın mahremi kalmadı. Herkese her yerde her şekilde anlatıyor musun sen böyle şeyleri ya? Bir. Çek sola. Garip arabayı kullanan acayip insan. Çek. Niye sola ya? Sağ çekilmez mi bu? Orası babam dükkanının önü. Önü kapatınca kızıyor. İyi günler memur bey. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Lan sok kafanı içeri. Kapatacağım kapat. Daha kahvaltı yapmadım ya. Adamda ne iştah bıraktın ne bir şey. Ben sana burada korsan taksicilik yaptırmam demedin mi lan? Bak, bakın memur bey. Sizin maaşlarınız benim vergilerimle dönüyor. Biraz doğru konuşun ya. Ne vergisi lan? Vergi verdiğin mi var? Yakıta bile vergi ödemiyorsun. Bu araca benzin de yüklemiyorsun. Borla gidiyor araç. Bak diyorum ya. Bak bak. Benimle konuşurken yüzüme bakın azıcık ya. Bakamıyorum ya. Güleksim geliyor. Olay tüm ciddiyetini yitiriyor. Geçen cuma vazında hoca seni en ön saftan alıp yukarı balkona göndermedi mi lan dikkatini dağıtıyorsun diye? Yo yaşlı bir amca vardı ona yer verdiydim ben. Otobüs mü lan bu? Başka yalan bulamadın mı? Hoca hütbe için yukarı çıktığında balkonda göz göze gelince bu sefer de aşağı indirmedi mi seni lan? Eyse kardeşim senin suç işlememen lazım. Seni hiçbir görgü tanığı unutmaz. Ya senin robot resmi ilkokul çocuğuna şuraya öcü çiz dese direkt seni çizer ya. Karanlıkta seni gören ayaklarına bakıyor ya ters mi düz mü diye. Ayaklarının düz olduğunu görünce de üzülüyor. Lan yazık insanmış diyorlar. Bir dinler misiniz memur bey ya? Ben yengemi taşıyorum ya. Kuaföre malzeme getirmiş onları taşıdım. Şoför bey müsait olduğunu düşündüm de indim burada ben. Kaç para 10 para yeter mi? Sonra yenge sonra. Yenge Allah belanı vermesin. İyi günler. Komiserim sizde araba var mı? Yok. Ya atlayın o zaman ben götüreyim sizi karakola. Orada alırsınız yine ifademi. Hüseyin komiser de oradaysa arayakta bir çay yapsın. Çok güzel çay yapıyor adam. Ne dedik? Ne dedik? Bebeğim. Ay tabii ay. Lan tipini, tiniyetinisi. Ödümü patlattın geri zekalı. Ay senin yüzünden konuşamıyorum artık ya. Şükriye Duru. Aleni olarak sarktım sana. Yukarıdan aşağı doğru bayağı bildiği sarktım. Kız evlen benimle lan. Şu beni soktuğun duruma bak. Allah senin canını almasın. Vallahi billahi diyorum bak. Ayakların yerden keserim senin ya. Sen iyice terbiyesizleştin. Ya sen yine...
Yanlış aradın sen beni Şükrü'ye. Ben seni sırtımda taşırım manasını da söylemiştim. Allah Allah ya. Arkadaş bunu örümcek adam yapıyor. Tarık Akan yapıyor oluyor. Ben yapınca niye olmuyor? Kafam büyük. Galiba o yüzden. Ben nasıl toparlanacağım şimdi lan? Toplayın. İndir. Kafası büyük daha çok. Seyirciler hazır mıyız? Evrek ya! Kapa 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 k